Türkiye geneli AYT coğrafya çözümlerine hoş geldiniz arkadaşlar. İlk sorumuza başlayalım. Haritada işaretli bölgelerdeki biyom hangisidir diye soruyor. Biyom, benzer özelliklere sahip canlıların, yani bitki ve hayvanların içerisinde yaşadığı alanlardır. Biz biyomları daha çok iklimlerle ilişkilendirdik. Karasal biyomlar ve su ekosistemleri dediğimiz ekosistemde denizel, okyanusal biyomlar ya da bataklık biyomu ya da karasal biyomlar. Karasal biyomlar iklim biyomlarıyla ilişkilendirilmişti daha çok. İşte tundra ikliminde, çöl ikliminde, ekvatoral ikliminde, savan ikliminde hepsinin kendine ait bir iklim koşulu, sıcaklık koşulu ve buna bağlı olarak oluşan bitki ve hayvan topluluğu söz konusu. Şimdi işaretli bölgeye şöyle bir göz atarsak, bu dünya üzerinde hangi bölgeye tekabül ediyor? Özellikle gözüme ilk Sahra çölünün olduğu bölge çarpmakta. Burası Kuzey Afrika'da Sahra çölü. O halde diğer bölgelerde çöl olarak karşıma çıkacak. Arizona, Texas çöl bölgesi Kuzey Amerika'da. Güney Amerika'nın Atacama ve şu çöl bölgede Patagonya. Avustralya'nın çöl bölgelerini işaretlemiş. Güney Afrika'daki Kalahari çöl bölgesini, Suudi Arabistan'daki, İran'daki çöl bölgeleri, Kızılkum, Karakum, Gobi, Taklamakan çöllerini işaretlemiş. Kısacası çöl biyomu olarak karşımıza çıkacak bunlar. Tundra biyomu deseydi biraz daha yukarıda olurdu. Savan biyomu deseydi çöl biyomunun alt kısmında olacaktı. Yağmur ormanları biyomu, adalardan ekvatoru çizerseniz direkt olarak yağmur ormanları biyomunu bulursunuz. İnyaptaki ormanlar biyomu ise Sibirya'nın şu kısımlarında karşımıza çıkar. Bir sonraki sorumuza bakıyoruz. İki tane doğadaki ekstrem olay vermiş ve bunların oluşum kökenini sormuş. Şimdi yeryüzünde meydana gelen ekstrem olaylar dağların yamaçlarında ya da yağcı şekillerine bağlı olarak geliyorsa jeomorfoloji, yerin altından geliyorsa jeoloji kökenlidir, deprem, volkanizma vesaire. Ya da aşırı kuraklıktan dolayı yaşanıyorsa meteorolojik, klimatolojik kökenlidir ya da aşırı yağıştan yaşanıyorsa, bu şekilde ekstrem olaylar kökenlerine ilişkilendirilebilir. Şimdi ben bu soruda iki şey görüyorum. Bir, Sahel bölgesi, Afrika'daki Burkina Faso'da yer alan bir bölgedir burası ve burada uzun süreli bir kuraklık yaşanmış. Kuraklık diyorsa meteorolojik kökenli olacak. Şili'de meydana gelen bir deprem, 9,5 büyüklüğünde bir depremden bahsediyor ve bu deprem yerin içerisinden gelen bir kuvvet olduğu için jeolojik kökenli olacak. Bu yüzden cevabımız Ceyhan. Bir sonraki sorumuza geçiyorum. Ülkemizdeki sanayi tesislerinin kurulduğu yerleri söylemiş. Bunların bu bölgede kurulmasının sebepleri ne olabilir diye soruyor. Giresun'daki kağıt fabrikaları Giresun Karadeniz bölgesinde ve bu bölgede orman getirisi ve ormanın varlığından dolayı ham madde kaynağı. Ereğli, Zonguldak'taki demir çelik fabrikası neden burada kurulmuştur? Çünkü Zonguldak'ta taş kömürü çıkarılır, enerji kaynağı olarak kullanılır taş kömürü demir çelik fabrikasında. Bundan dolayı bu bölgedeki kuruluş sebebi enerji kaynağıdır. Bursa'da otomotiv fabrikaları ulaşım yollarının gelişmiş olması ve deniz yoluyla bu araçların taşınabilme olasılığından dolayı bu bölgede otomotiv fabrikası kurulmuştur. Yani bir numara ham madde, iki enerji kaynağı, üçüncü yer ise ulaşım olarak karşımıza çıkacak. İki ülke varmış. Burada Japonya ve Nijerya'yı karşılaştırmış, uzun uzun anlatmış. Ben kısaca şöyle bahsedeyim. Japonya, ham madde kaynağı olmamasına rağmen gelişmiş bir ülkedir. Sanayisi gelişmiş, insanların büyük çoğunluğu hizmet sektöründe çalıştığı, teknolojinin geliştiği bir ülkedir ve yaşlı bir ülkedir. Nüfus artış hızı da çok düşüktür. Mini gelir, kişi başına düşen mini gelir de yüksektir. Nijerya ise yeraltı kaynağı bakımından zengin olmasına rağmen Afrika'da gelişmekte olan bir ülkedir. Bu iki ülkeyi karşılaştırırsak Japonya için hangisi söylenebilir diyor. Yeraltı kaynağı bakımından zengin olan Nijerya.
Birincil ekonomik, yani tarımda çalışan sayısı Nijerya'da fazladır. Sosyoekonomik sorunlar yaşanmaktadır. Sosyal, ekonomik bunlar daha çok Japonya değil, Nijerya'da yaşanır. Çünkü daha geri kalmıştır. Ekstansif tarım, ilkel, geri kalmış, modern olmayan tarım yöntemidir. Bu Japonya'da değil, Nijerya'da uygulanır. Kişi başına düşen milli gelir Japonya'da daha fazladır. Yani cevabımız Edirne olacak. Birinci ve ikinci dünya savaşlarında milyonlarca insan hayatını kaybetmiş. Bundan sonra Birleşmiş Milletler kurulmuş dünyada barışı sağlamak amacıyla. Bizim ülkemizde işte ülkeler arası etkileşimi, barışı kalıcı hale getirebilmek için birçok kuruluşa üye olmuş ve bunun kurucu üyeliğini yapmış. Aşağıdakilerden hangisi diyor? Merkezi İstanbul'da olan kuruluştur diyor. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü 1992 yılında Türkiye'nin girişimleriyle kurulan merkezi İstanbul'da olan bir örgüttür. İslam İşbirliği Örgütü, evet bunun kurucu üyesiyiz ama merkezi İstanbul'da değil. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD'den bahsediyor. Bu Avrupa'nın gelişmesi ve kalkınması için kurulan bir örgüttür. Türkiye buna sonradan üye olmuştur. Kuzey Atlantik Örgütü NAFTA olarak geçer. Bu örgüt Kuzey Amerika'da Amerika, Kanada, Meksika'nın girişimiyle kurulmuştur. Birleşmiş Milletler ise New York'ta yine burada dünya devletlerinin katılımıyla kurulmuş. Türkiye kurucu üyesi ama daimi üyesi değil. Son sorumuz. Buna göre haritada kullanılan alanın hangisinde asit yağmurları? Asit yağmurları fosil yakıtların yoğun olarak kullanıldığı gelişmiş ve fabrikaların yaygın olarak bulunduğu ülkelerde görülmektedir. 2 numaralı yer Şili, çok gelişmiş bir yer değil. 3 numaralı bölge Kongo Havzası, burası Afrika'da geri kalmış bir bölge. 5 numaralı bölge Avustralya, burası çöl bölgesi, yoğun nüfuslu değil. 4 numaralı yer Orta Asya, Moğolistan bölgesi, geri kalmış çok yoğun nüfuslu bir bölge değil. Ama 1 numaralı bölge Almanya'nın olduğu bölge, burası Avrupa'da gelişmiş ve sanayinin de geliştiği bir bölge olduğu için yoğun bir şekilde fosil yakıtlar kullanılır, asit yağmurları görülebilir. Bu yüzden cevabımız Adana olacak. Bir sonraki çözümlerde görüşmek üzere.